Kırıkkale Dünya Eğitim Kurumları Dekoloji Uzaktan Eğitim Platformu'na hoş geldiniz. Ben kimya öğretmeniniz Esra Tokluoğlu. Bugün sizlerle kimyasal tepkimelerde enerji konusunun 3. videosunu paylaşacağım. Geçenki videomuzda arkadaşlar moler oluşum ısısından bahsetmiştik. Bugün de bir tepkimenin entalpisi nasıl hesaplanır onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bir tepkimenin entalpisi oluşum entalpileri üzerinden gidilerek bulunur. Peki tanımımız nedir? Önce bir onu verelim. Tepkimenin entalpisi ürünlerin oluşum entalpileri toplamından girenlerin oluşum entalpileri toplamı çıkarılarak bulunur. Yani delta H dediğimiz entalpi ürünlerin enerjilerinden girenlerin enerjileri toplamının farkıdır. Tabii bunu böyle formülle yazmak bir şey ifade etmeyecek. Ancak örnek üzerinde ne kadar çok örnek çözerseniz arkadaşlar o kadar çok pekişecek bir konu. Matematiğinizin iyi olması lazım. Çıkarmayı, toplamayı iyi yapmanız lazım. Bu konu sadece matematiksel bir konu. O yüzden de dikkatli işlemlerimizi yapmamız gerekiyor. Şimdi örneğimizle başlayalım. Propan gazının yanma tepkimesi verilmiş. Bakalım tepkime eşit mi? 3 mol karbon, 3 mol karbon, 4 hidrojen, 2 kere 2, 4 hidrojen, 2 oksijen burada var, 6 da burada var, 8. Evet, 8 mol oksijen atomu bulunmaktadır. Tepkime eşittir. Bunu niye yapıyorum? Çünkü bazen gözden kaçıyor. Tepkime denkleştirilmiş mi, denk değil mi? O yüzden bu tür hesaplamalarda öncelikle tepkimeyi denkleştirmemiz çok önemli. Sonra sorunun altında bu tepkimenin entalpi değerini soruyor arkadaşlar. Molar yanma entalpisini bana tek tek tüm bileşiklerin oluşum entalpilerini vermiş. Hocam peki neden oksijen gazını vermemiş derseniz siz biliyorsunuz ki oksijen gazının entalpisi yani HV oluşumu kaça eşit arkadaşlar? Sıfıra eşit. Peki biz bu tepkimenin delta H'ını nasıl hesaplayacağız? Öncelikle hemen formülü yazıyoruz. Delta H eşittir nedir? Ürünlerin enerjileri toplamından girenlerin enerjilerinin farkıdır. Bunu yazdık. Şimdi öncelikle burada gördüğünüz ürünlerde karbondioksit gazı var ve bu karbondioksit gazının molar oluşum entalpisi yani 1 molünün. Peki tepkimede kaç mol karbondioksit gazı var? 3 mol. O zaman bu değeri kaçla çarpacağız arkadaşlar? 3 ile çarpacağız. Bunu açıkça bir yazalım isterseniz. 3 mol karbondioksit gazının oluşum entalpisi artı 2 mol H2O'nun oluşum entalpisi eksi 1 mol propan gazının oluşum entalpisi olarak karşıma çıkacaktır. Şimdi bunların tek tek sayısal değerlerini yerine koyalım. 3 çarpı karbondioksit eksi 90 artı 2 çarpı suyunki eksi 70 eksi propan gazınınki eksi 110. O yüzden onu bir daha parantez alıp yazıyorum. Buradan burası eksi 270. Burası eksi 140. Eksi eksi artı 110. Buradan bulacağımız değer arkadaşlar kaçtır? Burası 410 çıkacaktır. Eksi 410 artı 110 eşittir. Eksi 300 kilo kalori olarak bulunacaktır. Tepkimenin delta H'ı. Yani dikkat ederseniz soruda yapmamız gereken hiçbir şey yok. Direkt denklem eşit mi diye bakıyoruz. Tepkimeyi denkleştirdikten sonra verilen maddelerin bileşiklerin molar oluşum ısıları karşımızda tek tek yerine koyuyoruz ve işlemimizi gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Evet, hadi bakalım gençler. Şimdi yeni bir örnekle devam edelim. Buyurun örneğimizi bir okuyalım. C3H8 gazı yani propan gazı 5 mol oksijen gazıyla yakılmış. Yine karbondioksit ve H2O çıkmış. Tepkime denk mi? Evet, denk. Ama dikkat ederseniz soruda şöyle bir bilgi vermiş. Bu tepkimede 0.2 mol propan gazı yandığında 84 kilokalori ısı açığa çıkmaktadır. Arkadaşlar bizim delta H formülümüzde yazdığımız zaman oradaki delta H maddenin 1 molünün yandığı zaman açığa çıkan ısı miktarını ifade etmektedir. O yüzden size soruda 0.2 molü yandığında 84 kilokalorilik bir ısı açığa çıkıyorsa
1 mol propan gazı yandığında ne kadarlık bir ısı açığa çıkar bilmek zorundasınız. 0.2 birim 5'te biri, yani 5 katını almamız lazım. 84'ün 5 katını aldığımız zaman arkadaşlar 420 kilokalori yapar. Hemen buradan x değerimiz 420 kilokaloriyi yazdık. Peki bu tepkimede verilenler ne? Karbondioksit gazının oluşum ısısı verilmiş eksi 90, suyunki verilmiş eksi 70. Bana kiminkini soruyor? C3H8'inkini. Ve tepkimede neyi verilmiş arkadaşlar? Delta H değeri verilmiş. Şimdi yapmamız gereken işlem, delta H eşittir neydi? Toplam ürünlerden toplam gidenlerin farkıydı. Peki ürünlerde ne var arkadaşlar? 3 mol karbondioksit, 3 mol karbondioksiti yazdım. Artı 4 mol su var. Evet, onu da yazdım. Eksi 1 mol propan gazı var. Yani propanı da yazdım. Hocam oksijen gazını artık eklememize gerek var mı diye zannediyorum. Sormuyorsunuz. Çünkü oksijen gazının entalpisi sıfırdır. Peki bunu yazdıktan sonra karbondioksit gazınınki ne kadar arkadaşlar? Soruda verilmişti. Eksi 90. Suyunki ne kadardı? Eksi 70. Biz bunu bilmiyoruz. Buna ne diyelim arkadaşlar? X diyelim. Şimdi buraya yazacağım bir değer çok önemli. Öğrenci buraya eğer 420 yazarsa çok büyük bir hata etmiş olur. Neden? Çünkü ısı açığa çıkması demek burada ısının olması demek. Yani delta H'ın işaretinin sıfırdan küçük olması, negatif olması gerekiyor. O yüzden sizin burada bulduğunuz 420 kilokalorinin önüne eksi işaret getirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Buraya bir ünlem koyalım. Çünkü siz buraya 420'yi artı olarak getirdiğiniz zaman sonuç tamamen farklı çıkacaktır. Peki buradan işlemimizin sonucu nasıl çıkacak? Şuraya eksi 420'yi yazdık. Eşittir. 3 kere 9 27 eksi 270. Eksi 4 kere 7 28 eksi 280 eksi x. X'i bu tarafa attığımız zaman arkadaşlar zannediyorum burası 550 yaptı. 550'den de 420'yi bu tarafa doğru geçirdik, artı yaptı. Yani eksi 550 artı 420 eşittir 130. Ama nasıl 130? Eksi 130 kilokalori olarak bulundu. Yani sizin burada hani daha önceki videolarımda söylemiştim ya, ne kadar ısı açığa çıkar? Isı açığa çıkar dediğim zaman işaretin bir önemi yoktu. Ama o ısı açığa çıktığını söylediğim zaman önemi yoktu. Burada delta H yerine yazdığım zaman ısının mutlaka negatif olduğunu bildiğim için delta H da eksi 420 olarak ne yapmak zorundayız? Belirtmek zorundayız gençler. Bunu mutlaka bir yere not edelim. Kesinlikle de unutmayalım. Şimdi karşımıza çıkabilecek yeni bir soru tarzı karışım problemleri. Biz 10. sınıfta karışım problemlerini işlemiştik. Daha sonra bu konuyu gazlarda çok örnekler çözdük. Hani gazlarda, çözeltilerde. Şimdi de arkadaşlar karışım konusu problemini entalpiye uyarlayalım. Bakın nasıl bir uyarlama yapıyoruz. Önce bir soruyu okuyorum. 0.4 mol metan ve propan gazları karışımı. Yani bu gaz 0.4 değil arkadaşlar. 0.4 mol bu gazların tamamı. Oksijen gazıyla yandığında 390'lık bir enerji açığa çıkıyormuş. Buna göre karışımdaki propan gazının molce yüzdesi nedir? Şimdi öncelikle şunu vermiş bize soruda. Metan gazının molar yanma ısısı, yani 1 molu yandığı zaman açığa çıkan ısı eksi 800 kilojül. Propan gazının yandığı zaman, 1 molu yandığı zaman açığa çıkan ısı 1500 kilojül. O zaman diyorum ki arkadaşlar ben hem metan gazını yakacağım hem de propan gazını yakacağım. Bunu yaktığımı düşünüyorum, bunu yaktığımı düşünüyorum. Tepkimeyi eşitlemeye, denkleştirmeye gerek yok. Dikkat ederseniz karışım problemlerinde metan gazına A mol diyelim, propan gazına da B mol diyelim. Peki ben ilk denklemde A artı B'nin kaç olduğunu biliyorum arkadaşlar? 0.4. Peki bunu buldum. 0.4 mol olduklarını biliyorum. Aynı zamanda bunun 1 mol yandığı zaman açığa çıkan ısı 800 ise A mol yandığı zaman açığa çıkan ısı 800 A'dır. Peki propan gazı B mol, 1 mol yandığı zaman açığa çıkan ısı 1500 kilojoule ise B mol yandığı zaman açığa çıkan ısı 1500 kilojouldür. Ve toplam ısının miktarı ne kadarmış arkadaşlar? 390 kilojoule.
Buradan sonrası artık kimya ile hiçbir işimiz yok. Direkt matematik arkadaşlar. Zaten aslında sayısal derslerin temelinde matematiğinizin çok kuvvetli olması yatıyor. O yüzden de siz şu anda iki bilinmeyen denklemi kendiniz rahatlıkla çözebilirsiniz. Hemen başlayalım. İsterseniz A'yı yok edelim. Çünkü bana neyi soruyor? B'yi soruyor. Hemen A'yı yok ediyorum arkadaşlar buradan baktığım zaman. Eksi 800 ile çarpalım. A'lar birbirini götürür. Burada 1500B'den 800B'ye çıktığı zaman 700B kalır. 700B eşittir. 800'e 0.4'ü çarptığım zaman 320 yapar. Eksi 320 artı 390 yaptı zannediyorum. Buradan 700B eşittir. Eksi pardon artı 70. B eşittir. Kaç çıktı? 7 bölü 70'den 0.1 mol. Peki siz arkadaşlar 0.1 mol dediğim zaten benim neyimdi? B yani propan gazımdı. Bana karışımdaki propan gazının mol cezvesini soruyor. Karışımım kaç mol gençler? 0.4 mol. 0.4 molde 0.1 mol propan gazım varsa yüzde kaçtır diyorum arkadaşlar. 1/4 %25 oranında propan gazı bulunmaktadır. Evet, bu da bizim karışım problemlerine örneğimiz. Şimdi gençler, yeni bir konu başlığımız var elimizde. Dikkat ederseniz bağ enerjileri. Delta ışığı bağ enerjileri cinsinden de hesaplayabiliyoruz arkadaşlar. Kimyasal tepkimeler oluşurken siz biliyorsunuz ki bağlar kırılır, bağlar oluşur. İşte kimyasal türler arasında etkileşimler meydana gelerek yeni kimyasal türler oluşturabilir. Bir kimyasal bağın kırılması ya da oluşumu sırasında meydana gelen enerji değişimine bağ enerjisi denir. Peki düşünün şimdi iki tane madde yan yana gelmiş, birleşmişler. Sizin bu aradaki bağı kırmanız gerekiyor. Bu kenetlenmeyi kırmanız için arkadaşlar ısı vermeniz lazım. Daha önce hangi olaylar endotermik, hangi olaylar egzotermik diye anlattığım zaman bağların kırılması yani onu kırmak için ısı vermek gerekir. O yüzden bağ kırılması endotermik olaydır demiştik. Peki bağlar kırılırken ısı alınıyorsa bağlar oluşurken de ne çıkmak zorundadır arkadaşlar? Isı açığa çıkmaktadır. O yüzden bağ oluşumu da arkadaşlar egzotermik olaydır. Peki bağ enerjisi ne kadar büyükse bağ o kadar sağlam mıdır, zayıf mıdır diye düşünürsek düşünün şimdi ben çok kuvvetli bir bağla birbirine bağlandım. O zaman benim bu bağımı kırman için çok sağlamsam eğer çok büyük bir enerji vermen lazım. O yüzden bağ enerjisi ne kadar büyükse bağ o kadar sağlamdır diyorum arkadaşlar. Doğru mudur? Yani düşünün şimdi çekirdek bir ailede yaşıyorsunuz. Anne baba çocuklar. Siz ne yaparsanız yapın annenizle babanızla aranızdaki bağ, evlat anne baba arasındaki bağ hiçbir zaman kırılmaz. Ama uzak akrabalar arasındaki bağları düşünün şimdi. Birisi bir dedikodu ortaya atsa o bağlar hemen ne yapar arkadaşlar? Kırılır. Bağlar sağlamsa o bağı kırmak o kadar zordur. Birazcık bu açıdan da baktığımız zaman yorumlamamız kolay olur. Aynı zamanda bir yorum daha katalım buraya. Mesela karbon elementi 4 tane bağ yapar arkadaşlar. Karbon kaç A grubu? Çünkü 4 A grubu. Karbon karbonla 4 tane bağ yapacak. Yani pardon, karbon karbona değil de karbon 4 tane bağ yapma kapasitesine sahip. Karbon atomları yan yana geldiği zaman tekli bağ yapabilir. Karbon atomları yan yana geldiği zaman ikili bağ yapabilir. Karbon atomları yan yana geldiği zaman üçlü bağ yapabilir. Siz seneye bunları zaten göreceksiniz. Yani bir atom arasında tekli, ikili, üçlü bağlar olabilir. İlk oluşan bağ en kararlı bağdır. Biz buna bir sigma bağı diyeceğiz daha sonra. Sonra ikinci ve üçüncü oluşan bağlar pi bağıdır diyeceğiz. Sigma bağı pi bağından daha kararlıdır. Şimdi aynı atomlar arasında oluşan bağlara baktığımız zaman düşünün burada bir ip vardı. İpin uzunluğu 100 santim. Burada ipi 2'ye bölmüşsünüz 50 santim. Burada ipi 3'e bölmüşsünüz işte 33.3 santim 100 santim böldüğümüz düşünelim. O zaman diyoruz ki arkadaşlar bağ uzunluğu bağ sayısı arttıkça ne yapacaktır arkadaşlar? Bağ uzunluğu bu tarafa doğru gittikçe azalır. Ama burada bir sigma bağı var. Burada bir sigma 1 pi, burada bir sigma 2 pi bağı var. Yani bağ sayısı artmış. O yüzden bağ sayısı arttıkça
Bağın sağlamlığı ne yapacaktır arkadaşlar? Artacaktır. Bağ sayısı arttıkça bağın sağlamlığı artar. Ve bağın sağlamlığı arttıkça o bağı kırmak için de arkadaşlar daha büyük bir enerji vermeniz gerekir. Şimdi okuyorum yeni bir cümle, not. Bir tepkimenin entalpisi girenlerin bağ enerjiye toplamından ürünlerin bağ enerjiye toplamı çıkarılarak bulunur. Biz daha önce bağ enerjisi olmadan hesaplamalarımızda ürünlerin entalpilerinden girenlerinkini çıkarıyorduk. Burada ise arkadaşlar girenlerin bağ enerjilerinden ürünlerin bağ enerjilerini çıkarıyoruz. Yani birinde ürün eksi giren, birinde girenlerin bağ enerjisi eksi, ürünlerin bağ enerjisi. Şimdi arkadaşlar hemen bir örnekle konumuzu özetlemeye çalışalım. Dikkat ederseniz tabloda bazı değerler verilmiş. Azotun bağ enerjisi, hidrojenin ve azot hidrojen atom arasındaki bağ enerjisinin değerleri verilmiş. Tabloda verilenlere göre N2 artı 3H2 eşittir amonyak gazı tepkimesinin delta H'ı nedir? Öncelikle bu konuyu iyi yapabilmeniz için arkadaşlar zayıf etkileşimler, kuvvetli etkileşimler konusundaki molekül yapısını çizmeyi çok iyi bilmeniz gerekiyor. 9. sınıf konusu biliyorsunuz bu konu. Öncelikle azot gazı kaç A grubu biliyorsunuz? 5 A grubu. Peki 5 A grubu azot kaç bağ yapar? 3 bağ yapar. O zaman azot atomunu alıyorum. Yanına bir azot daha getirdiğimde 3 tane bağını çiziyorum. Ortaklanmamış elektron çiftinin şu anda bu sorularda hiçbir önemi yok. Sadece benim için bağ sayısı önemli. Artı diyorum. 3 mol, bunun başına 1 olduğu için buraya 1 yazmaya gerek kalmadı. Hidrojen kaç A grubu? 1 A grubu. 1 bağ yapar. Hidrojen bağını da çizdim arkadaşlar. HH bağı diye. Eşittir dedim. Başında 2 vardı. 2'yi yazdım. Amonyak biliyorsunuz üçgen piramitti. Azot kaç bağ yapar? 3 bağ yapar. 3 tane hidrojen atomunu altına yerleştirdim. Molekül geometrisini çizdim. Şimdi arkadaşlar buna göre toplamda delta H değerini hep beraber hesaplayalım. Delta H neydi? Girenler eksi ürünler, yani kırılan eksi oluşan. Şimdi dikkat ederseniz burada NN bağından kaç tane var? 1. NN bağının değeri kaç? 400. O zaman yazıyorum. 1 çarpı 400 artı 3 yazdım. HH bağının değeri ne kadarmış arkadaşlar? 430. Eksi dedim çünkü burası girenler. Şimdi ürünleri yazacağım. Yani kırılanları yazdım. Şimdi oluşanları yazacağım. 2'yi yazdım arkadaşlar. Burada azot hidrojen bağının teklisinden kaç tane var? 3 tane var. Bakın 1, 2 ve 3. O zaman buraya 3 yazdım ve azot hidrojen bağının değerini yazıyorum. Kaç? 300. 300'ü yazdım. Şimdi hep beraber hesaplıyoruz. 2 kere 3 6, 3 kere 6 18. Burası kaç yaptı? Eksi 1800. Burası kaç yaptı arkadaşım? 0,9290 artı ne kadar? 400. Buradan işlemimizin sonucuna baktığımız zaman şurası zannediyorum 1690 yaptı. 1690'dan 1800'ün farkını aldığımız zaman da arkadaşım eksi 110 kilo jul bölü mol olarak karşıma çıkacaktır. Sizin bu soruları rahatlıkla çözebilmeniz için arkadaşlar kesinlikle buradaki bağları çizmenizi çok iyi bilmeniz gerekiyor. Yani bağ çizimini çok iyi yapmanız gerekiyor. Ondan sonrası zaten matematiksel işlem. Bakın şu anda karşımda 2013 yılında çıkmış bir LYS sorusu var. Şimdi bu soruyu hep beraber çözelim. Bakalım nasıl bulacağız. Aşağıda tabloda bazı atom arasındaki bağ enerjileri verilmiştir. Tablomuz karşımızda. Buna göre metan gazının yanma tepkimesi verilmiş. Bu tepkimenin neyini soruyor bana? Entalpi değişimini soruyor. Şimdi öncelikle bağ enerjileri verildiğine göre delta H'ım neye eşit arkadaşlar? Toplam bağ enerjileri girenlerden, doğru mu? Kırılanlardan toplam bağ enerjisi ürünlerin neyi farkı şey olarak alınacak. Yani girenler eksi ürünler. Kırılan eksi oluşan. Şimdi hep beraber çözmeye başlayalım. Öncelikle bunun molekülünü çizmeniz gerekiyor. Bağlarını çizmeniz gerekiyor. Karbon hidrojenle kaç bağ yapmış? 4 bağ yapmış. Karbonu hemen aldık. 4 hidrojeni çizdik. Karbon 4A grubu. Artı 4, 2 yazdık. 2 mol.
Oksijen gazını çizdik. Oksijen gazı 6A grubu 2 bağ yapar oksijenle. Okumuzu çizdik. Karbon 4 bağ yapacak. Oksijen 2 bağ yapacak. CO2'nin molekül geometrisi şöyle arkadaşlar. Hatırlarsanız bu molekül neydi? Apolar bir moleküldü. Karbon merkez atom. Toplam F net neye eşitti? 0'a eşitti. Buna da bir tekrar etmiş olalım. Artı dedik 2 mol başındaki katsayı. H2O molekülü polar bir moleküldü. Oksijen 6A grubu olduğu için 2 bağ yapardı. Hidrojen 1 bağ yapardı. H2O'yu yazmış olduk. Normalde eğer bunun ortaklanmamış elektron çiftlerini gösterirsek buradaki noktaları unutmamak zorundayız. Ama şu anda sadece bizim için bağlar önemli olduğundan direkt böyle basitçe bir çizimle soruyu rahatlıkla çözebiliriz. Şimdi burası girenler arkadaşlar. Hemen bana yardım et. Delta H eşittir. Dikkat ederseniz kaç tane karbon hidrojen bağı var? 4 tane. Karbon hidrojen bağının değeri ne kadar? 414. 4 çarpı 414'ü yazdım. Artı 2. OO bağının değeri ne kadar arkadaşlar? 498. Eksi, şimdi burası girenler. Açtım parantez arkadaşlar. Ürünleri yazacağım. Yani oluşanları yazacağım. Karbon ve oksijen bağından kaç tane var? 2 tane var. Karbon oksijen bağı 2 çarpı 736. Artı dedim. Başında bir 2 var. Ama OH bağından da 2 tane var. Ve OH bağının değeri 464. 2 çarpı 464 olarak yazdım. Şimdi bu sorularda en büyük yapılan hata ne arkadaşlar? Buraya 2 yazdınız, buradaki 2'yi unuttunuz. Veya karbon oksijen bağından direkt 2'yi unuttunuz gibi. Ya da burada OO bağını direkt 4 ile çarptınız. 2, bir de 2 tane buraya kendi kafanıza göre bazı sayılar yazıyor bazen öğrenciler şaşırıp. O yüzden de geometriyi çizdikten sonra sakin kafayla kaç tane olduğunu işaretlerseniz hata yapmanızın mümkün olduğunu düşünmüyorum. Şimdi buradan hep beraber işlemlerimizi yapalım. 4 çarpı 414 değeri bulmamız gerekecek arkadaşlar. 4 çarpı 414 değeri 1656. Hemen bunu bir yazalım. 1656. Artı 2 çarpı 498 996. Eksi açtık parantez. 2 çarpı 736 1472 artı 2 kere 2 4, 4 kere 464 arkadaşlar 1856. Buradaki işlemlerimizi yaptığımız zaman 6 6 12 5 2652 çıktı zannediyorum. Eksi buranın değeri de arkadaşlar kaç çıktı? 3328. İkisinin farkını aldığım zaman -676, yani cevabımızı Edirne bulmuş olduk. Çok zor değil zannediyorum. Aslında sadece matematik, sadece sizin yapmanız gereken ne? Şu geometriyi düzgün bir şekilde çizmek. Bir de delta H formülümüzde hani ürünler eksi girenler yazıyorduk ya. Burada kesinlikle ürünler eksi girenler değil, girenler eksi ürünler yazmayı bilmemiz lazım. Unutmamamız lazım. Bakın dikkat edin, 2013 LYS sorusu. Kavram olarak eğer siz kavramı biliyorsanız, bir de şu çizimi biliyorsanız arkadaşlar, gerisi toplama, çıkarma çok kolay bir şekilde yapabileceğinizi düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.